Ben sevgili takipçilerim, kankalarım, yeah! Hoş geldiniz sefer ekibimiz. Bugün sizlerle birlikte sevgili değerli izleyici konuklar. Evet, Sayın Doğan Cücel'den İçimizdeki Biz adlı eserinin 2. bölümünde sezon finaliyle karşınızdayım sevgili değerli izleyici konuklar. İlk sezonu 2 bölümde kapatalım istedim. Bölümlere henüz girmiş olacağız. İlk bölümümüzde ön sözü vermiş olmuştuk. Şimdi ise tam bölüme giriş yapıyoruz. Tak sezon finalini veriyoruz ikinci bölümde. Ve ikinci sezonda çok daha mantıklı şekilde başlayacağız. Kısım 1. Olaylar ve düşüncelikleri. Botte'nin bir sözü vardır. Bilir misiniz? Başlayalım mı? Başlayalım bence. Davranış, herkesin kendi imajını sergilediği bir aynadır. Sevgili değerli izleyici konuklar. Giriş. 1996 yılında 1 Mayıs sabahı Minibüs yolu olarak bilinen yolda Kadıköy, Göztepe Sosyal Sigortalar Hastanesi önündeki trafik ışığında yeşilin yanmasını bekliyordum. Yeşil yandı. Ne var? Öndeki arabanın motoru stop etti ve sürücünün çabalarına rağmen çalışmadı. Motoru duran arabanın arkasındaki taksinin şoförü sinirli bir biçimde kornasını çaldı. Öndeki adam telaş, eziklik ve biraz da kızgınlık içinde "Ne yapayım? Çalışmıyor!" anlamında kendini havaya kaldırdığı halde arkadaki beddua eder. Beddua gibi laflar ederek kornasına basmaya devam eder. Benim arabam taksinin arkasındaydı. Arkamdaki arabalardan bazıları da koro halinde korna çalmaya başladı. Arabası duran adamın yüzünü dikiz aynasından görebiliyordum. İyice gerginleşmişti. Bir yandan arabasının kontağını çeviriyor, diğer yandan korna çalanlara kötü sözler ediyor. Yan şerit boşalınca arabalar şerit değiştirerek giderken bazıları beddua ederek el işareti yaptı. Eminim bu tür olaylara çok kez siz de şahit olmuş ya da bizzat yaşamışsınız. Korna çalanlara şu soruları sormak isterdim. Sormak istediğim sorular şu şekilde. Birinci sorum şu olurdu. Arabanın motoru istediği için mi durdu? Arabası gidecek durumda olsa sürücü gitmeyi istemez mi? Bakın ne kadar güzel bir sormak istediğimiz soru. İkinci sormak istediğimiz soru ise arabanızı çalmanız ve adama kötü sözler etmeniz öndeki arabanın bozulan motorunun çalışmasına yardımcı olur mu? Sizce? Aşağı yorumlarda görüşlerinizi mutlaka ama mutlaka almayı unutmayalım sevgili değerli izleyici konuklar. Evet. Üçüncü soru. Sizin arabanız aynı durumda trafiğin ortasında stop etse, söylediğiniz şeylerin size söylenmesini ve yaptıklarınızın da size yapılmasını ister misiniz? Dördüncü sorumuz. Arabasının motoru durarak yolda zor duruma düşmüş bir insana nasıl yardımcı olabileceğinizi hiç düşündünüz mü? Bu tür sorulara aklı başında olgun bir insanın korna çalma ve kötü söz söyleme, kötü ahlak davranışını haklı çıkartacak tutarlı, akla yatkın yanıtlar vermesi olanaksız. Bu tür davranışları daha çok erkekler gösterir. Onlara özgü bir davranış diye düşünebilirsiniz. Seminerine katılan bir bayan bu konuda kendi başına geçen bir olayı benimle paylaştı. Sevgili değerli izleyici konuklar. Okuyorum. Bir sabah arabamla işe gidiyorum. Yokuş bir yol. Tam ana yola dönme noktasında arabam stop etti. Derhal el frenini çektim. Çalıştırmaya uğraşıyorum. Fakat arkamdaki araç sürekli
sürekli korna çalıyor. O çaldıkça ben iyice telaşa kapılıyorum. En sonunda dedim ki, en iyisi ineyim ve niçin korna çaldığımı sorayım. Aynen düşündüğüm gibi indim ve arkamdaki aracın sürücüsüne yöneldim. Baktım 40-45 yaşlarında bir hanım. Hanımefendi, niçin korna çalıyorsunuz? Sizce zevk için burada durmuş olabilir miyim? Görmüyor musunuz? Arabam arızalandı dememle birlikte müthiş bir tepkiyle karşılaştım. Fazla konuşmamama söyleyerek hem duruyorsun hem daha laf ediyorsun şeklinde beni feci bir şekilde tersledi. Bu arada etraftan birkaç adam iki hanım tartışıyor diye hemen yaklaştılar. Baktım bir kelime daha söylersem olay başka bir boyut kazanacak. Bu da benim tarzım değil. Arabama bindim. Bir kez daha tüm gücümle kontağı çevirip gaza basmamla arabam çalıştı ve anında yok oldu. O bayan sürücü eminim beni hiç dinlemedi ve ne dediğimi duymadı bile. Peki nasıl bir insan? Sürekli kendime sorduğum soru şu oldu. Nasıl bir insan bu davranışları gösterir ve yaşamı boyunca göstermeye devam edebilir? Tabii bu sorunun altında bir sayın yatıyor. Nedensellik. İnsan davranışı tesadüflerle ortaya çıkmaz. Her davranışın altında nedenler vardır. Buna benzer birçok olay görüyorum. Yetişkin bir insanın akla uygun biçimde tutarlı olarak açıklayamayacağı davranışlar gazetelere şöyle bir göz atın. Bu tür olaylardan birçoğunu her gün haber olarak görürsünüz. Gelin birkaçına birlikte bakalım mı? Bakalım. 1 Ocak 1996 tarihli Hürriyet gazetesinden alınarak bu haberi sizlere dile getiriyorum efendim. Müslüm Babaoğlu'na 21 yıl. Başlık çerçevesi altında bir makalemiz. Okuyalım. 3 ay önce işlenen ilginç cinayet davası sonuçlandı. Arabesk sanatçısı Müslüm Gülses'in kasetini çalmadığı için 27 yaşındaki taksici bıçaklayarak öldüren 21 yıla mahkum oldu. Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi'nde ki son duruşmada 28 yaşındaki feci olay sırasında aşırı derecede alkollü olduğunu belirterek taksicinin hayır cevabı vermesi karşısında kendisini kaybettiğini söyledi. İdam istemiyle yargılanan kişi 21 yıl 8 ay hapis cezasını duyunca Müslüm Baba yüzünden hapislerde çürüyeceğim aklıma bile gelmedi. Böyle sevgiye dedi. Hayatımı kararttı diye konuştu. Böyle bir sevgi hayatımı kararttı diye konuşunca dikkat ederseniz bu kişi bu olaydan hala kendini sorumlu tutmuyor. Kendi gücünün ötesinde bir sevgiyi ve bu sevgiye neden olan Müslüm Gürses'i sorumlu görüyor. Bir başka küçük haber 23 Mayıs 1996 günü Sabah gazetesinde. 100 sürücüden 72 kemer kullanmıyor. 100 sürücüden 72 kemer kullanmıyor. Kazalarda ölüm oranını yarı yarıya azaltmasına karşın tüm sürücülerin %70'i emniyet kemeri kullanmıyor sevgili değerli izleyici komutan. Haberin enteresan tarafına geliyor. Yıllarca yapılan araştırmaların sonucu kemer takmanın gereğini ortaya koymuş durumda ve Türkiye dahil her uygar ülkede kemer takma yasağı haline gelmiş. Ne var ki kemer takma gereğini sürücülerimizin %70'i uymuyor. Bilimsel veriler çerçevesi içinde tartışıldığında emniyet kemeri takmamanın akla yatkın bir açıklaması yapılamaz. Ama takmayanların davranışını nasıl ayırırız? Gelin bu sorunun yanıtını birlikte yanıtlayalım. Aslında sanırım hangi davranışlardan söz ettiğimi anlamışsındır. Bir gazete küfür daha var. Sizinle onu da paylaşmana ne demeyeceğim. 13 Mart 1996 tarihli Sabah gazetesinden geldi.
Katil baba tahliye oldu. Kartal'daki evinde çocukları 9 yaşında ve 6 yaşındaki 4. kattaki balkondan atarak birinin ölümüne, diğerini ve diğerlerinden yaralanmasına neden olan kişi kusursuz yargılanmak üzere salıverildi. Haber çok enteresan bir haber. 9 ve 6 yaşındaki çocuklar ne yaptı ki 4. kattan aşağıya atılmaya hak etti? 9 ve 6 yaşlarını tekrar ediyorum sevgili değerli konuklar. 9 ve 6 yaşlarındaki çocuklar ne yaptı ki 4. kattan aşağıya atılmayı hak etti. Aklı başına bir babanın çocukları böylesine cezalandırmasını akla yatkın bir açıklaması yapılabilir mi? Yani yapılamaz. Akla yatkın bir açıklaması yapılamayabilir. Ama davranış yapılmış durumda. Adam iki çocuğunu almış, aşağıya atmış. Bu tür bir davranışı psikolog olarak nasıl açıklayabiliriz? Bu olayların açıklamasına girmeden önce üzerine durmak istediğim bir konu daha var. Bu tür uç haberleri kanıksamış bir toplumun üyeleri bana ne bu insanlardan? Bunlar bunalım ne insanların yaptığı uç olaylar. Bu olayların benim yaşamımda ilgisi dahi, söz konusu dahi olamaz. İkincisi aklınızdan geçiyor mu? Ya da sanıyorum geçiyordur. Bu konuda kesin kararınızı vermeden aşağıdaki açıklamaya lütfen devam edin. İki temel kavram veriliyor. Evet, içimizdeki çocuk 1992 yılında. İyi düşün, doğru karar ver. 1993 yılında ve yetişkin çocuklar. 1994 yılında adlı kitaplarında geliştirdiğim iki kavram yukarıda misalini verdiğim türden davranışları açıklamada bana yardımcı oluyor. Bu kavramlardan ilki yetişkin çocuk, ikincisi de kalıplanmış insandır. Yetişkin çocuk bedensel olarak gelişmiş fakat duygusal yönden henüz 4-5 yaşındaki bir çocuğun olgunluğunu taşıyan kişidir. Biyolojik yaş ile psikolojik olgunluk birbirine paralel gelişmemiştir. Beden gelişmeye devam ederken psikolojik gelişme durmuş, dumura uğramıştır sevgili değerli izleyici konuklar. Kalıplanmış insan kendi psikolojik özlüğünün, paradigmasının, zihinsel modelinin farkında olmayan bu nedenle onun dışına çıkamayan herkesin dünyayı kendisi gibi algılaması gerektiğine inanan kişidir. Ve bir yandan gelişmiş, olgun insan başkalarının olayları kendisi gibi görmemesinin doğal olduğunu kabul eder. Olgun insan bu nedenle İnsanlarla iletişim kurmaya, onları dinleyip anladıktan sonra konuşmaya, işbirliği yapmaya özen gösterir. Yukarıdaki olaylar şimdi ben yetişkin çocuklar için yeniden yazacağım. Bana anlamlı geldiği kadar size de anlamlı gelecek mi? Bir deneyelim hele. Şu olaylara bir bakın. 1996 yılına 1 Mayıs sabahı. Minibüs yolu olarak bilinen yolda 4-5 yaşındaki çocuklar araba sürüyorlar. Kadıköy, Göztepe Sosyal Sigortalar Hastanesi önündeki trafik ışığında yeşilin yanmasını bekliyorlardı. Yeşil yandı. Ne var ki? Öndeki arabanın motoru stop etti. Ve sürücü çocuğun çabalarına rağmen motor çalışmadı. Motoru duran arabanın arkasındaki taksiyi kullanan 5 yaşlarındaki çocuk sinirli bir biçimde kornasını çalmaya başladı. Öndeki çocuk kızgındık, telaş, iziklik içinde ne yapayım çalışmıyor anlamında iki elini havaya kaldırdı. Bu halde taktiği kullanan çocuk hakaretler içerisinde neden yolun ortasında duruyorsun gibi laflar ederek kornasına basmaya devam etti. Araba kullanan diğer çocuk da öfkelenerek korna çalma konu korusuna katılmışlardı. Ya ikiz aynasından arabası. Duran çocuğun yüzünü görebiliyorum. O da çalışmayan arabasına ve korna çalanlara çok sinirlenmişti. Bir yandan arabasının kontağını çeviriyor. Bir diğer yandan korna çalanlara hakaretler ediyordu. Ağız dolusu. Yan şerit. Boşalınca arkadaki çocuklar şerit değiştirerek gittiler. Geçerken bazı çocuklar el kol işaretleri yaparak arabası durana kadar ağız dolusu hakaretler ediyorlar. Soruların yanıtları. Gel gelelim sevgili değerli izleyici konuklar.
Evet, 4-5 yaşındaki normal çocukların zekasını hakaret etmek istemiyorum ama yukarıdaki türden davranışı gösteren bu yaştaki çocuklara aşağıdaki soruları sorabilseydim sanırım şu tür yanıtlar alırdım. Arabanın motoru sürücüsü istediği için mi durdu? Yanıt bana ne? Arabasını neden yolun ortasında durdurdu? Önümüzü kapattı. Ben gidemiyorum. Öyle kızdım ki arabadan inip onu dövecektim. 2. Bu sürücü arabası gidecek durumda olsa gitmeyi mi seçer yoksa yol ortasında kalmayı mı? Yanıt baksana. Arabası yol ortasında duruyor. Niçin gitmiyor? Onun yüzünden geç keseyim. Hakaretler. Sonrasında ve yol ortasında durmuş söz. Ve nokta. 3. Neymiş peki? Senin kendi arabanda oturarak korna çalman ve hakaret etmen öndeki arabanın motorunun çalışmasına yardımcı olur mu? Yanıt bana ne? O da arabasını yolun ortasında durdurmasaydı. Onun yüzünden gecikeceğim. Onu dövmek istiyorum. 4-5 yaşındaki normal çocuktan zekasını al. Hakaret etmek istemiyorum ama yukarıdaki türden davranışı gösteren bu yaştaki çocuklara aşağıdaki soruları sorabilseydim sanırım şu tür yanıtlar alırdım. İşte o yanıtlar bu yanıtlar. Dördüncü sorusu peki ne olur? Yazarın Doğan Güzel'in bakalım. Senin arabanın motoru dursa senin yaptığın şeylerin sana yapılmasını ister misin? Yanıt benim arabamın motoru durmaz. Evet. Yani. Beşinci sorun neydi peki? Arabasının motoru durarak yolda zor duruma düşmüş bir insana nasıl yardımcı olabileceğini hiç düşündün mü? Yanıt bana ne? O da arabasını yol ortasında durdurmasaydı. Bu sorulara henüz akıl ermeyen, büyümemiş çocukların böyle cevaplar vermesi tuhaflaşmaz. Bazı 4-5 yaşlarındaki çocukların benim uydurduğum yanıtlardan daha akıllı cevaplar vereceğine hiç kuşkum yok. Hiç. Eğer yakınınızda bu yaşlarda çocuk varsa deneyin. Yanılmadığımı göreceksiniz. Şimdi gelelim. Gazete haberleri. 1 Ocak 1996 tarihli Hürriyet gazetesinde. Müslüm Baba uğruna 21 yıl. Arabesk sanatçı Müslüm Gürses'in kasetini çalmadığı için 4 yaşındaki bir kişiyi 5 yaşındaki bir kişi bıçaklayarak öldürdü. Böyle bir haber okusak herhalde aklımıza bu çocukların ana babası nerede? Çocuk bıçağı nereden bulmuş gibi sorular gelir. Daha sonra çocukların ebeveynleri onlarla pek ilgilenmiyor anlaşılan diye bir sonuç çıkarabiliriz. Bir başka küçük haber 23 Mayıs 1996 günü Sabah gazetesinde. Yüz sürücüden 70'i kemer kullanmıyor. Böyle bir şey olabilir mi? 100 sürücüden 70'i kemer kullanmıyor. Kazalarda ölüm oranını yarı yarıya azaltmasına karşın 4-5 yaşındaki Türk çocuklarının %70'i araba kullanırken emniyet kemeri taktı. Yıllarca yapılan araştırmaların sonucu hemen her uygar ülkede yasa haline gelmiş kemer takma şartında 4-5 yaşındaki çocuk sürücülerin uymasını bekleyemez. Henüz çocuk akılları ermiyor dersiniz. Ama felakin geldi görün. Nasıl olsa bir varmış bir yokmuş. Bir varmışız bir yokmuşuz bir konuşmuşsak bir susmuşuz ülkesinden söz ediyoruz. Onun için aşağıdaki haberi istediğimiz gibi değiştirelim. Fatih Baba tahliye oldu. Kartal'daki evinde 9 yaşındaki bir kişi 6 yaşındaki bir kişi 4. kattaki balkondan atarak birinin ölümüne diğerinin de yaralanmasına neden olan 5 yaşındaki bir çocuğun bir kişi isimli babası tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Evet. Peki baba için ne düşünüyorsunuz? Henüz 5 yaşında olduğu için çocukları 4. kattan attığında onlara bir zarar geleceğini pek iyi bilmiyor. Ne yaptım zavallı? Bir baktı ki çocuklardan biri ölmüş. Öbürü yaralanmış. Tabii yaptığına pişman olmuş ve anne ben ne yaptım çocukları biri öldü. Polis amca beni suçta sanacak diye ağlamaya başlamış gün. İnsanlar neden anası yetişkin çocuk olur bak.
sorunun yanıtını daha önceki kitaplarında ayrıntılarıyla tartışmış bulunuyorum. Ya kalıplanmıştık? Yes, yes. Soru. Çerçevesi altında. Evet. Şimdiye kadar duygusal olduğunuz bakımından 4 ila 5 yaşında olmanın sonuçlarını gözler önüne sermeye çalıştık. Peki, şimdi kalıplanmış bir insan olmanın ne olduğunu ve sonuçlarını tanımlayalım. Warren Bennis, An Invented Life, 1993 adlı kitabında kendini yeni baştan inşa eden bir insanla başkalarının oluşturduğu bir yaşam sürdüren insanı karşılaştı. Ona göre kendilerini yapamayan insanlar, yani yapılandıramayan insanlar kendilerini tanıyamazlar. Kendilerini sandıkları şey aslında aileden, eğitimden, kültürden ödünç aldıkları tavırlar, roller, özdeşimlerdir. Bir kişinin kendini yeniden yalıtımlayabilmesi için içine doğmuş olduğu rollerin ötesine geçebilmesi gerekir. Warren Bennis bir kere doğanlar ve iki kere doğanlardan söz eder. İki kere doğanlar kendilerini yeniden yapılandırabilenlerdir. Kendilerine böylesine yani yapılandıranlar, üstüne katanlar bilgilerinin özgün, authentic insanlardır. Yani bunlar yaşamı başkalarının verdiği roller ve beklentiler içinde değil, kendi yazdıkları bir vizyon içinde yaşarlar. Kendi yaşamlarını yapan kendi yaşamlarını, yazarlığını yapanlar kendileri için doğal olarak yaşarlar. Doğal olanı yaşarlar. Kalıplanmış insan içinde yetiştiği ortamın özellikleri neredeyse kendine özgü yetenek ve olanakları geliştiremez. Başkalarının beklentilerini ifade eden erkek çocuğu, Türk çocuğu, esnaf, rençler gibi sosyal roller içine kalıplanır. Maalesef bu kalıbın kendi seçiminin olmadığını, kendini empoze edildiğini dahi anlamadan yaşamı biter. Kalıbının ne olduğunu, ne için anlayamaz. Çünkü o kalıbın dışına hiçbir zaman çıkamaz, yani ikincik doğamaz da ondan. Antioch Koleji'nin kurucusu, ünlü yönetici ve eğitici Jorge Kaman şöyle der. İnsanlık için bir zafer kazanamadan ölmek ne utanç verici demiş. İki kere doğan gelişmiş insan için bu söz ne kadar anlamlıysa kalıplanmış insan için de o kadar anlamsızdır. Kalıplanmış insan kendi algılanmasının dışında başka bir anlam göremeyeceği için kendi kalıplarının dışında başka bir dünyayı görüşü kabul edemez. İnsanlık için bir zafer kazanmak demek, ona göre herkesi kendi kalıplarına sokmak demektir. Zaten kalıplanmış insanın tüm yaşamı budur. Başkalarını kendini kalıbına sokmaya çalışmak, kendine yapılanı o da başkasına yapma çabası içindedir. Maalesef ve ne yazık ki. Sevgili izleyici konuklar, 20 Mayıs 1996 günü Sabah gazetesinde Çetin Altan'ın Şeytanın Gör dediği köşesinde Körlerin Hikayesi başlıklı şöyle bir yazısı çıktı. Okuyalım mı? Büyük dostum Profesör Sadun Aren Bensin bir hikayesinden Deretepe dolaşmasını seven tek gözlü bir adam varmış. Yürür dermiş. Gider yürür. Neyse işte bir gün uzaklarda renkleri karmakarışık bir köy görmüş. Ya anlatalım bak. Alacalı bulacalı garip bir köy. Yaklaşmış köye doğru. Yolları bir tuhaf, evleri bir tuhaf, insanları bir tuhaf köy. Girince köyün içine anlamış neyin, ne olduğunu, meseleyi. Körler köyüymüş. Kadınların erkekler, çocukların velhasıl kelam diyelim, herkesin sımsıkı kapalıymış gözleri. Ne demek istiyor? Kör mü demek istiyor, sağır mı demek istiyor? Kör sağır sultan mı demek istiyor, yoksa gerçeği görmekten kaçınan insan mı demek istiyor? Bakalım
Gerginci adam karar vermiş burada yaşamaya. İşteyse benim bir gözüm var burada. Körler ülkesinde şaşılar kral olur der. Ben de bunların başına geçer yaşar. Körlerin gözleri yokmuş ama elleri, kulakları, burunları çok hassas. Kendilerine göre kurdukları bir düzen içinde yuvarlanıp gidiyorlar. Adam şaşkın hallerine bakıyormuş onlar. Yürümelerin, konuşmaların doğrusu başka türlüymüş. Bir gün körlerden biri öteki körün ürününü aşırmış. Sadece tek gözlü adam görmüş. Bağırarak ilan etmiş. Filanca ürünümü çaldı falancanın. Körler nereden biliyorsun? O kadar uzaktan duyulmaz ki demişler. Ben duymadım. Gördüm. Gözüm var benim. Görüyorum. Körler göz diye görmek diye bir şey bilmiyorlarmış. Uzun yıllar içinde çoktan unutmuşlar bu işi. Ne demek görmek demiş. Nasıl görüyorsun yani? Duyulmayacak mesafeden anlıyor musun ne olup bittiğini? Demiş ve anlıyorum. Tabii. İnanmayız, imtihan edeceğiz seni. Demiş. Adamı almışlar. Uzakça bir yere dikmişler. Tecrübeleriyle biliyorlarmış. O uzaklıktan hiçbir şeyin işitilemeyeceğini. Anlat bakalım şimdi biz ne yapıyoruz demişler. Adam anlamış. Oturuyorsunuz, konuşuyorsunuz. Şu ayağa kalktı, bu elini oynattı, bir iki bacağını sallıyor vesaire. Derken köyler bir evin içine girmişler, varmışlar. Anlatsana, iş yeri girdiğini göremiyorum ki. Köyler bilmedikleri için içeri girmenin ne olduğunu, ne olmuş yani içeri girmişse 50 santim fark etti. Anlat anlat demişler. Arada duvar var, gören görmüyorum. Köyler sen atıyorsun demiş. Demeyecek tesadüf etti. Bak şimdi bilemiyorsun. Çıkın dışarı söyleyeyim. Bu kadar uzaktan duyunca ha içerisi ha dışarısı ne çıkar yani. Ben duymuyorum. Ben görüyorum diyormuş adam. Öyle şey olmaz demişler. Sende bir bozukluk var. Saçmalıyorsun. Acayip şeyler söylüyorsun. Hekime muayene ettireceksin. Adamı yaka paça köyün hekimine götürmüşler. Hekim de kör tabi. Elleriyle yoklamaya başlamış adam. Yoklamış, yoklamış ve parmaklarını adamın yüzünde gezdirirken buldum demiş. Bozukluk burada. Adamın açık olan gözünü kastediyormuş. Hekim ve saçmalaması bundan dolayı diyormuş. Ben şimdi hallederim, düzeltirim onu. Köyler ülkesinde kral olmaya kalkan gezginci zor bela kurtarmış kendini oradan. Körler görenleri anlayamazlar. Saçmalıyor sanırlar ve onu da düzeltip kendilerine benzetmek için gözlerini çıkarmaya uğraşırlar. Yazının altında şöyle bir not var. Not 28 yıl önce yazılmış bir yazı. Geçip giderken de. Geçip giderkenden. Gözlerimiz olduğu için Türkiye'den her şeyimiz için devam edelim. Sevgili değerli izleyiciler, 30. sayfamız başlıyoruz. Gelişmiş insan karşısındakinin gözü ve kulağıyla olayları değerlendirip kendini onun yerine koyarak empatiyle dinleyebilir diye başlıyor cümlemiz. Sonrasında kalıplanmış insanda eksik olan budur. Bilinci kalıplanmış olduğu için olayları başkasının gözü ve kulağıyla değerlendiremez, empatiyle dinleyemez diye devam ediyor. Şimdi tekrar alalım mı? Gelişmiş insan karşısındakinin gözü ve kulağıyla olayları değerlendirip kendini onun yerine koyarak empatiyle dinleyebilir. Kalıplanmış insanda eksik olan budur. Bilinci kalıplanmış olduğu için olayları başkasının gözü ve kulağıyla değerlendiremez, empatiyle dinleyemez. Devam edelim. Amerika'nın ünlü avukatlarından James Penn, How to Argue and It's Every Time 1995-60 kitabında aya giden adamı parçalayan güvenleri yeniden birleştiren insanlık kendi insanlığına kendini öğrenemedi. Tüm teknik gelişmelere rağmen insanlık yönünden en üst karanlık çağları gerçekleştiriyor. Daha önce trafikte arabanın stop etmesiyle ilgili sorulara, yetişkin çocuğun verdiği yanıtlara yeniden bakacak olursanız sık sık söylediği bana ne yanıtının yanı sıra arabasını neden yolun ortasında durdu, niçin gitmiyor, benim arabamın motoru durmaz gibi sözlerin altında hiçbir empati olmadığını görürsünüz sevgili değerli ilgili konuda.
Yetişkin çocuk aynı zamanda kalıplanmış kişidir. Başkasının gözüyle olayları görebilmesi mümkün değildir. İçimizdeki biz. Başlayalım. Yetişkin çocuklar ve kalıplanmış insanlar kendi potansiyellerini, insan olmanın ne demek olduğunu henüz keşfedememişler. Yetişkin çocuklar ve kalıplanmış insanlar kendi potansiyellerini, insan olmanın ne demek olduğunu henüz keşfedememiş insanlardır. Bence 21. yüzyılda insanların en önemli bilinçlenmesi yaşamın bütün yönü içinde nasıl birbirimize bağlı olarak sürekli bir etkileşim yumağı içinde bulunduğumuzu keşfetmek olacaktır. Sürekli etkileşim yumağı içinde olduğumuzun bilincine varınca biz in aslına varmış oluruz. Bu bilinç dışarıda değil, kendi içimizdedir. Bu kitabın temel şavı şudur. Bireysel yaşamımızda, aile yaşamımızda, iş yaşamımızda, toplum yaşamımızda, kısacası yaşamımızın her yönünde içimizdeki bizi temel almadıkça anlamlı, doyumlu ve sağlıklı bir yaşam düzeni oluşturmamız olanaksızdır. Anlamlı, doyumlu ve sağlıklı bir yaşam kaliteli bir yaşamdır. Ailede kalite, işte kalite, toplumda kalite, sürekli etkileşim yumağı içinde olduğumuzun farkında olan bir bilincine varmış kişilerin gerçekleştirebileceği bir olgudur. İçimizdeki bir kalite bilincinin temeli. İçimizdeki bir iyiyiz, bir aileyiz. Evet, ilk bölümde sezon planı verdik. Birinci bölümde ön sözü okuduk. İkinci bölümde de birinci bölümü vermiş olduk. Sezon planımızı verdik. Yani ikinci sezon birinci bölümde sezon finali bakalım devam edeceğiz ikinci sezonu sevgiler dinleyici sonuçta sezon finali yapmamız gerekiyordu o yüzden sezon finali verdim dedim. Sezon finali vermek beni ciddi anlamda mutlu ediyor. Sizlerden de güzel bir beğeni gördüğüm zaman belki o zaman vermiş olduğu motivasyonu yorumlarda özellikle yorumlarınız bizim için çok çok önemli. Bu kitap ne açıdan çok önemli? İçimizdeki biz açısından, yaşamımızdaki dayanışma gerçeğinin temeli olması açısından, bu gerçeği yaşayan insanların birbirlerine güven duyması, aile yaşamı, komşuluk ilişkileri, ekonomik ve politik yaşam. Kısacası iletişimle alakalı bir kitap. İletişim toplumumuzda çok önemli bir faktör. Onun için bu kitap gerekli bir kitap olduğu için ben bu kitabı ana kanalıma yani bu kanalıma sürüyüm dedim. Sürmek istedim. Sizlerle paylaşmak istedim sevgili değerli izleyici konuklar. Kitabı ilk kez ben de sizlerle birlikte okuyorum. Ben de sizlerle birlikte görüyorum. Bu açıdan bence hem sizin açısından hem benim açımdan inşallah faydalı, yüzüyle yararlı olur diye diyorum, demek istiyorum. Tabii ki her kitabı sadece ekran karşısına geçip de yapmıyoruz. Bazı kitaplarımızda tek onu okuyup ondan sonra YouTube'da okuduğumuz kitaplarda tabii ki onlardan söz ediyorum. Birçok kitapta yine aynı şekilde. Lakin bir kısmını kendim okuyup ondan sonra YouTube'a aktarıp daha güzel bir şekilde olması açısından bazen de böyle daha güzel olur diye bu şekilde aktarayım diyorum. Bakacağız ilerleyen süreçler içerisinde inşallah çok çok daha güzel bir şekilde biliyorsunuz dünyanın en prodüksiyonlu, en iyi kitap okuma videolarına imzamızı atan kanalıyız. İnşallah ilerleyen zamanlar içerisinde sizlere de inşallah katkımız oluyor. İlerleyen zamanlar içerisinde inşallah çok daha güzel bir şekilde sizler için buradayız. Bizim için faydalı güzelce, faydalı güzide içerikleri imza atmak istiyoruz. Hedefimiz bu, amacımız bu. Ondan sonradan da sizlerden yapmamız gereken kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız bizim de 1 milyonu görüp 1 milyon sevgili değerli izleyici konuya kavuşmamız dileğiyle ne olacak peki? O zamanki amacımız da yine aynı şekilde faydayı sağlamak, eğlence vermek. Hani tüm mesele bu. Olmak ya da olmak. İşte bu. Yani peki bu kitapta daha nelerden bahsediyor? Daha nasılsınız efendim? İyisiniz inşallah. Böyle bir toplumda yani politik yaşamdan tutun güven üstüne, ekonomik yaşamdan tutun aile yaşamına, komşuluk ilişkilerinden bahsetmiştik. Yine okumuşken, ilk bölümde okumuşken, sezon finalini vermişken hazır. Şöyle bir sohbet edelim dedik. İnşallah
beğeniyorsunuzdur da böyle bir toplumda trafik ışığında motoru stop eden arabanın sürücüsüne yardım eli uzanır. Yani trafik ışığında kimden tutun yani iletişim boyutuna ki trafik o aralarda da bir iletişim kurduğu yaşanıyor. Orasından da oradaki ince detaydan da söz ediyoruz. Bir taraftan kemere bağlanmamızı orayı da geçiyoruz. Yani daha çok temeli iletişime dayanan lakin bunları da temele alan şahane muhteşem bir eser olmuş. Buradan Doğan Cüceloğlu yazarınız izliyorsa da böyle bir eser sürdüğü üzere çok çok teşekkürler sunuyorum ve yayın kapsamına yani YouTube'da sunmamıza izin verdiği için de çok çok teşekkürler sunuyorum. Devam edelim. Çocukların ve toprağın geleceğinin sahip çıktık. Yani geleceğimizin teminatı çocuklarımız diyoruz. Böyle bir toplumda trafik ışığından motoru stop eden arabanın sürücüsüne yardım eli uzanır. Çocukların ve toprağın geleceğine sahip çıkılır. Evlerin içi kadar sokakların kentlerin temizliğine de önem verilir. Temizliğe ne kadar önem vermemiz gerektiği yine iletişimle temizlik imanın yarısıdır derken arada yine bir iletişim. Dayanışma bilincinin olmadığı yerde sen ben anlayışı hakim. Evrendeki dayanışma gerçeğinin fark edilmesi biz bilincinin temeli oluşturur. Şimdi şuna da gelmek istiyorum sevgili değerli izleyici konuklar. Temizlik imanın yarısıdır diye Peygamber Efendimiz'in çok güzide bir sözü. Boşu boşuna denilmemiş her şeyde tabii ki aynı şekilde. Temizlik imanın yarısıdır. Yani imanın yarısıdır. Bakıyorsunuz ortam temiz olunca iletişimde bir güzelleşme boyutu da katıyor. Yani iletişimde o yönden bir bağlantısı var. Doğrudan bir bağlantısı var mı? Doğrudan bir bağlantısı bence var. Çünkü temizlik görüyoruz. Temizlik yani temiz, ortam temiz olunca şahane prodüksiyonlar, işte desenize prodüksiyondan tutun, işte konuşmalara, iletişim boyutuna. Yani esasında bunların iletişim de bir temizliktir. Yani iletişimi bir temizlikle kurmamız, yani ben diliyle aktarmamız bir şeyden, bir konuşma boyutundan, süzgecinden geçirmesi ve bazı şeyleri güzel bir şekilde telaffuz etmek, yani telaffuz etmekten ziyade şu şekilde güzel bir yağ süzgecinden ayırmak, yani yağ süzgecinden derken oradaki kötü şeyleri arındırıp kibarca ve nazikçe kırmadan, bunlar bir temizlikten, bunlar da bir temizlikten ibarettir. Temizlik imanın yarısıdır derken birçok fazla yine bu şekilde gerçekleşmiş oluyor diye de düşünebiliriz aynı zamanda felsefi boyutuna dahil ettiğimiz zaman. Yani bu şekilde düşünmüş oluyoruz. Dayanışma bilincinin olmadığı yerde sen ben anlayışı hakimdir. Yine sen dili ben dili demiş olduğumuz gibi evrendeki dayanışma gerçeğinin fark edilmesi biz bilincini oluşturur. Yani biz bir aile demiştik. Biz bilinciyiz. Yani kibarca, nazikçe kırmadan, etmeden iletişimi doğru bir boyutta kullanarak inşallah bu kitap sayesinde yüzlerce kişiye, binlerce kişiye 10 binlerce, 100 binlerce, milyonlarca inşallah fayda sağlayabiliriz. İyi demiş olduğum gibi ne kadar kişi olursa bu. Hani ben işin görüntülenmesine değilim. Bu işi görüntülenmek için yapmıyorum. Kesinlikle öyle bir şey yapmakta söz konusu dahi gelmesin. Burada bir kişi de gelmiş olsa, bir kişi de bu videonun yorumuna iyi yorum yapmış olsa 10 kişinin de 100 kişinin de bu benim için çok büyük bir önem arz ediyor. Like'larınız da yine aynı şekilde ne kadar kişiye fayda sağlayabilirsem bir kişiye dahi fayda sağlamıyorsam ne mutlu bana sevgili değerli izleyici konuğum. Yani ne mutlu sana. Bu kitap sen ben anlayışı üzerine kurulmuş. Yani demiş olduğumuz gibi aile ve iş yaşamında sorunları denemekte ve çözümü biz bilincinde yaptığını göstermektedir. Ön sözde de yine dile getirmişim bir sezon kullanıcı da bahsetmiş olduk son kısmında. Yani daha da uzatmak da istemiyorum. Vaktinizden bölmek istemiyorum. Zaten videolarına da müsait zamanlarınıza gelin buyurun diyorum. Ben bundan kaynaklı olarak bizzat izleyici kaybettiğimi de biliyorum. Lakin yeter ki izleyici kaybedeyim. Siz olun. Zamanınızı güzide işlere yer verin diyelim. Bu işimiz de yine aynı şekilde. Lakin demiş olduğum gibi hani daha önemli bir işimiz olur falan filan demiş olduğum gibi hani
zamanınızdan bölmek istemem. Müsaitseniz gelin buyurun çayınızı, kahvenizi arkanıza yaslanın. Bir güzel de inşallah faydamızı da vermiş oluruz. Demiş olduğum gibi çok daha fazla uzatmadan, çok uzatınca çünkü bir taraftan tadı kaçmış oluyor. Bir taraftan uzamış oluyor. Vaktinizden bölmek istemiyorum. Tekrardan sevgili değerli videocu konuklar. Yes! Yeni videolarda görüşmek üzere o zaman diyelim. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Şöyle de bir hayırlı günler. Evet. Hayırlı günler.